yaratıyor. O yüzden hani belki ilerleyen günlerde göreceğiz. Yasaklama seçiminde geldi ve birçok yasaklama aslında çoktan yıkılmış savaştan durumda. Matilda, Novari'yi beklemiyordum yani mesela. Ardından Freya, Yuzong geldi. Şimdi şöyle... Freya bekliyor muydun? Hani tam Novari... ben her gün yasaklanıyor sanki kahraman. Freya yasaklandı abi. Bu biraz saygı yasaklaması olmuş yani, ama... Yani hedef yasaklama. Yok. Freya da yasaklamasın. Ya şundan çok utanıyorum. Abi Karina yasaklandı ilk maç. İlk seride. İlk maçta. Hadi. Ya. Ama o pizza adam etkisi evet olabilir. O adamın var 4000 maçı Karina'yla bir sahne de ona saygıdan. Frey ama şey ha şu konuya değinecektim. Leste bir aralar dedi ki Leste'yi de almazsın. Gerçek hasarı bir yitirdiler. Leste banlanılan kahraman oldu. O beni çok üzmüştü. En azından vardı son sanki. Şu oluyor en azından. Yani girdili çıktılı bir meta hani değişiklikler aslına bakarsan tatlı veriyor ya. Yani sürekli aynı evet, şeyleri evet oynamak da biraz sıkıcı. Takımların adaptasyon sürecinde de mesela o da takımların kalitesini belli eden bir faktör haline dönüşüyor. O da önemli. Evet, bu önemli. Bitti. Beklediğimiz yasaklamalardan bir tanesi. İlk maçta, ilk seride aslında şey... İki takım da aldı karşılıklı. Evet, galiba. İki evet maçta da seçilmişti. Goynemir boşta kalmaz. Şuradan beri oynanıyor zaten. Evet. Sürekli bir odak var. Global'de de oynanıyor. Ya... Boşta kalacak bir kahraman değil. Şu anda orman seçenebileceğin zaten toplasan 5 tane kahraman var. 5'inden bir tanesi alıyor. 5 kahraman hızına dönüyor hangisi kalırsa. Arada sürprizler çıkıyor tabii ki de. Son 5 tanesi kalmışken de burada da Lila alacaklardı yoksa. Evet. Boşta kalmıyor evet Lila. Başka tercihleri yok zaten. İlk tercih materyali. Bakalım neymiş. Ya Akson'un ben... Herkul oynadığını biliyorum. Çok fazla silah Herkul'un ama hemen var göstermez. Hemen göstermez. Sona bırakır. Diğer böyle aklımda iz bırakmış kahramanla şu kahraman diye bir şey yok ama bugün umarım bu oynadıkları oyundan sonra güzel izler bırakırlar. Faramis çıktı mesela. İlk seride Faramis iki maçta da yasaklanmıştı. O Zeyçen etkisi olabilirdi belki ya. Çünkü Zeyçen'in hatırlarsanız önceki sezonlarda Faramis'lerle beraber, Kalitlerle beraber. Bazı maçlarda gördük ya. Dünya Şampiyonası'na. Dünya Şampiyonası'na evet, çok kurulmalarda vesaire. Evet, evet. Faramis güçlü. Ama burada tabii ki yine bir faktör takım oyunu geliyor. Faramis'i kullanmak gibi. Bir de etrafını da takım kurabiliyorsun ya. Evet. Yani bir... Şimşek ritmini serbest bırakmadan Şimşek ritmi Joy geldi. Joy. Evet. Yani ormanda kullanırlar diye düşünüyorum. Ormanda çok hızlı bir kahraman. Ben de günlük olarak en az 20 kere yasaklarım bu kahramanı. Çünkü üstüme koştuğunda bir de o sersemletmeyemiyor ya. Ne yapacağını bilemiyorsun. Çok can sıkıcı. Zıplaya oynaya direkt... Yok edeyim. Ben zaten kırılgan kahramanlar oynuyorum. Üstüme doğru gelince ne yapıyorsun? Ölmeyi bekliyorsun öyle gibi o can sıkıcı. Şimdi yanıt çok önemli aslında. Tamam Joy'u verdin ama Joy'un karşısında illaki bir planın olması lazım. Bu plan ne? Mesela. Daha güçlü iki tane tercihin olması lazım Joy'u kesinlikle bıraktıysan. Geldi. O güçlü tercihler geldi. Harit'le beraber Rabi. Ruby. Evet. Yani Harit orta koridorda... Nişancı ya da. Yani nişancı da kullanılıyor, orta koridorda kullanılıyor. Nereye koyarsan, tecrübe koridorunda bile Harit oynayan gördüm. Evet. Ama önemli olan şu, 40 bekleme süresini 40 yapacaksın. Evet. Ondan sonra... Ultin yani üzerinde dans edeceksin. Dans edeceksin. Şimdi sonra baktığımız zaman Ruby'de de esneklik var aslına bakarsan. Yani iki kahramanda da esneklik ihtimalleri var. Şu an ellerini çok açmış durumda değil Cold Flame yani. Evet. Nereye gideceğini rakibine çok belli etmiş durumda değil bu kahramanların. O yüzden yani Moonlight tarafının biraz düşünceli... Yok ya, kalabilir. Digi alırsın olay bitti abi. Digi açık yani. Al Digi de oynat. Ama çok kırılgan olabilirsin yani. Tankın yok, öncün yok. Önüne çok güçlü tanklar çekmen lazım. Burada Arlott geldi Arlo mesela. Çok güzel bir takım kuran tecrübe kodu veya tank olabilir. Bir de yanına Barat. Bak gördün mü? Ön seti nasıl dizdiler? Taktiksel bir savaş olarak düşün bunu. Askeri formasyon. Yani şu anda ya carry alacaksın ya Leslie alacaksın. Şu an dehşet gibi bir gerçek hasar ihtiyacı evet, var. Evet, bunları kim kesecek abi? Baras 10 stack olduktan sonra kocaman bir şey oluyor. Haritanın yarısını kaplıyor. Bunu nasıl keseceğim? Carry ilk seride gördük ki keza piklere de baktığımızda alınmalı tamamen gerçek hasar isteğiyle alınmıştı. Evet. Burada da belki yine ihtimaller arasına girebilir. Ya ihtimaller arasına girmesin. Ama böyle bir durumda alınsın. Böyle bir durumda şimdi Harit'in o zaman ortaya gitmesi gerekecek öyle bir şey yaparsa. Harit'i bence yine tutabilirler ya nişancıda. Evet tutabilirler de yani yeterli mi mesela? Olmaz, yetersiz gerçek olur abi. Gerçek hasar nereden bulabilirler bilmiyorum ya da işte can bazlı hasar nereden bulabilirler şu an emin değilim ama. Harit ortaya giderse Carry'i nişancıya koyup bulunabilir belki ama. Çözdüler gerçek hasar evet problemini ama yeterli değil hala bence. Daha var bir şeyler daha var. Carry banlayacaklar şu anda rakip olarak yani Moonlight burada bence Carry yasaklamalı. Baktığın zaman da orta koridoru bir eksikleri var. Bence buraya
sersemletmesi olan çok güçlü bir büyücüye ihtiyaçları var. Ya da koridor ittirmesi güçlü. Eskiden olsa kadit ederdi ama şu an... Eskiden oralarda Neymar mı olurdu yoksa? Ya olmaz ya. Çünkü Robby var abi. Kadita düşünsene üstüne gitti. Ben sağ taraf sersemletti. Ha sağ taraf için. Aynen. Ya abi hasar kim çıkaracak? Orada hasar anlamında birazcık düşükte kalabilirler. Çıkmayabilir. Burada Cloud yasaklaması geldi. Güzel bir tercih. Yani geri gitmeli ya bu pozisyonda. Çünkü Harit olmaz. Faramis yasaklaması geldi hayatta tutmaları için. Burada Faramis'i yasakladılar. Şimdi yine bir nişancı üstüne mi gidecekler yoksa bir orta koridor mu? Camlarını sıkabilecek bir orta koridor da yok aslında ya. Rahat bir oyun oynatmazlar ama işte önde Barat Arlot ikilisi beni korkutuyor. Ya sen şey diyorsun galiba değil mi? Harita ortaya o yüzden Keri tarzı ortada. Bir... Şimdi yeterli evet, olmaz. Sol taraf tank da şu an hasarları yok. Evet. Yani sen o açıdan düşünüyorsun, ben de farklı bir açıdan. Şimdi sol tarafın da aslında çok ciddi bir hasar kaynağına, hatta iki tane hasar kaynağına ihtiyacı var. Abi şöyle lafını balla biliyorum ama Joy kırılgan Harit'i tekleyebilir. Barat önde ikinci baltasını aldıktan sonra çok rahat bir şekilde hem tank hem hasarla bir... Harit'i çok hareketli ama ya, orada için kolay değil ki. Arlot. Sağ sol şeyler. Yakalanması zor ama yakalandığında da öldürmesi ya, zor değil. Ya okey. Guk guk. Gitti. Senin Johnny. Hatırlarsın. Johnny peki Dünya Şampiyonası'nda seninle beraber anlattığımız her yere bomba koyan evet ligin eski hali. 3 saniyede bir bomba gönderiyor ve her yere atıyor. 3 saniyede bir pırırt her yere. Ben o gün aşık olmuştum. Bir de onun civciv versiyonu vardı diye hatırlıyor musun? Civcivi var, yumurtası var, kırmalık, kıymalı falan yaparsın orada ya. Sen kahvaltı ettin mi? Edemedim işte o sebepten dolayı. Digi alacağız sabah kahvaltıda. En az 3 tane digi öneriyoruz sabah kahvaltısında. Son yasaklamaya kaldı işte. Burada ne yasaklayacaksın? Bak tamam okey güzel yasaklama yaptın ama hiçbir nişancı yasaklamadın. Bence gitmeli ya. Sen bayağı eminsin haritanın ortaya gideceğine. %100 eminim. Gitmezse hata yaparlar. Bakalım öyle mi olacak? Nana. Yani. Sadece bir de orta koridoru yasakladılar yani. Ya orta koridorlar şimdi oyuncuları tam olarak tanımadığımızdan dolayı birazcık bilgi edinmemiz lazım. Burada şu anda yavaş yavaş tanıdık. Hangi takım ne alır? Ne tarz kahramanlarla beraber rotasyon kurmayı seviyorlar? Şu anda anladığımız kadarıyla orta koridorlarından birazcık çıkıyorlar Kurt Flame'in. Orta koridor anlamında demek ki iyiler. Yani burada bir kere gelir mi ya? Artık gelsin lütfen. Banlamayacaklarına o kadar eminlerdi ki. Demek ki gelmeyecek. Yani sen illa gibi... gerçekten bir nişancı istiyorsun. Evet. Yani harita ikna değilsin. O... Late game'de kazanamazlar oyunu. Erken oyunda bitirirsen başım gözüm üstünde. Ama o erken oyunda bitiremezsen... Kesinlikle harita ortaya koydu. İki eşya yaptıktan sonra bir yardıracaksın. Rakip nefes alamayacak falan. Ya abi yani buradası artık lige geldik. Elemelerde değiliz. Bir yolda. İnancım beni koruyacak. Beksana. Beksana. Al, nişancıya gitti. Hadi. Ben sana diyorum. Moonlight 1-0 diyorum ben sana. Ben, İnanıyorum Moonlight. Buran'ın böyle inanmadığı bir şey geldiği zaman hiç böyle onaylamıyor. Hiç onaylamıyorum bu arada ama Vexan'ın da çok büyük sersemletmeleri var ama çok yani kırılgan oldular mı? Hasarı yetecekler mi? Onun konuda birazcık sıkıntı yaşıyorum sol ama... Sol hala hasarı yok. Bak hala hasar yetecek derken sol tarafın hasarını görelim. Ondan sonra belki ben hasarları karşılaştım. Barat'sa güveniyorum. Bak Joy'u tecrübe koridoruna gönderdiler misillemeyle. Araya girdi kırılgan. Vexana var ya. Yani oyun oynatmayabilirler Vexana. Arlot mu seçtik? Hayır Barat'sı gönderdiler ya ormana. Ben öyle düşünüyorum. O zaman dolaşımcı kim? Arlot. Arlot. Ben öyle düşünüyorum yani. Öyle yapmış olabilir. Clint'le beraber. Kufra geldi şimdi ne yapacaksın? Hadi bakalım. Abi ben sana söylüyorum. Barat ormana gidiyor. Tamam Barat orman kesin cepte. Joy te... Arlot. Abi AB Asa. Ha Joy var. Joy mid. Joy mid aynen. Evet. Joy mid'e gönderdi. Son dönem değil bu arada. Ben ortada oynandığını hiç görmedim. Ben, Joy'um. Ben de görmedim bu arada. Ömrüm boyunca hiç görmemiş olabilirim de başka bir senaryo kalmadı. Kavga da olur ya. Başka bir senaryo kalmadı gibi ama doğru diyorsun. Ama kalmadı. Yani Muran'ı anlıyorum. Yani Joy ilk seçildiği anda şey. Aklında esnek olarak kurguluyorsun ve aklına gelen iki tane şey var. Orman, tecrübe. Evet. Ya orta koridor ilk çıktığı dönemde bir dönem oynandı. Çok kısa bir süre ama yani. Neredeyse hiç. Önemli olan şey kısası makbuldür be. Orta koridorunu bir kere de göremedim arada. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Öyle diyorsun. Yani açıkçası ben Moonlight'ın hani... Yani... Clint nişancı dışında diğer 4 pozisyonda %100 onay veremiyorum yani. Cult Flame'in Asya bir seyahate gittiler galiba. Bir hafta bir gitti geldiler. Bu Asya piki. Ben buradan bunu anlıyorum. Beğendin mi peki?
çok karma karışık. Nerede ne olacağı, nasıl savaş olacağı belli değil. Yani önünde Kufra, Barat, Arlot gibi çok tank üçlü var. Bunu neyle keseceksin? Ben bunu düşünüyorum. Ya. Ya bir tık yetmez. Gerçek hasarları var. Ben haritin yeterli olacağından büyük şüphelere sahibim ama göreceğiz. Ben yetenek spamlayarak bence keseceğim. Abi Kufra üstünde durduğu zaman harit çekemeyecek. Kantırladılar şu anda. Harit yani Kufra'dan korkması lazım. Peki başta görelim bunları ya. Görelim. Tamam. Hadi başta bakalım görelim. Sizdeyiz. Şimdi Sayın Elvantro'ya. Evet. Harit bence kantırlanacak. Halit'in oyun performansı ilk 6 dakika yerinde olabilir ama 6 dakikadan sonra çok büyük sersemletmelere maruz bırakılacak. Bu sersemletmeler dolayısıyla ben Cold Flame'i bu maçı kaybetti diyorum. Pick farkı var. Yani ben ciddi miktarda büyük bir pick farkı olduğunu düşünüyorum Moonlight'ın önde olduğunu ama kimin kazanıp kimin kazanamayacağı konusu yine tabii ki oyuna gelecektir. Hani mesela bu pick'i atıyorum takımlar hakkında biraz daha böyle net bilgiler, biraz daha net anlayışlar, içsellikler elde ettikten sonra 3. 4. haftada görsek Moonlight tarafı %100 galibiyet derdim. Ama şu an hani pick'i çok daha iyi görünse bile %100 galibiyet diyemiyorum çünkü ikinci gündeyiz. İkinci günün ikinci serisindeyiz. Pardon düzeltiyorum. İlk günün ikinci serisindeyiz. Evet şimdi oldu. İlk günün ikinci serisinde de çok erken konuşmamak lazım. Başladık bile bakalım neler çıkacak karşımıza efendim. Görüyor olacağız. Evet yani Baras gitti. Turuncu güçlendirmesini aldı. Bir yandan da aynı şekilde base de almayı başardı. Vasat üstüne doğru gitti. Remember Me'nin üstüne güzel hasarlar. Karşılıklı olarak hasar takaslarını burada gördük ama ilk kanın nereden ve nasıl geleceğini o kadar merak ediyorum. Çünkü savaşlar karmakarışık olacak. Martis'in de erken oyunu çok güçlü. Evet, evet. Martis erken oyunu taşıyabilir ama erken oyunda kesinlikle kesinlikle skor bulması lazım. Skor bulaması işler karışır hocam. Yani Exception'ın biraz istekliliği olursa Remember Özel'in tanecı oyunda desteğiyle beraber belki orada bir iki il çıkartma ihtimalleri belki orta koridordan benim gözüme çarpıyor ama Diffy de bölgeye çok uzaklaşmadan buralarda kalmayı tercih ettiği için orası birazcık daha dengeye girebilir önümüzdeki dakikalarda. Kesinlikle. Ki Viz de zaten biraz uçtan bakmıştı ki yine bölgeye yakın. O yüzden zaten Kufra da ortayı terk etti. Gibi görünebilir önümüzdeki dakikalarda. Döndü. Hı-hı. Şu anda yavaş yavaş da kaplumbanla çıkacağının sinyallerini de veriyorlar. 20 saniye alt koridora hızlı bir başlangıç. Andre kalkanı mevcut. Burada kalkanını almaya çalıştılar. Başaramadılar. Diffy, Remember Viz. Alt koridora yardıma geldiklerini görüntülüyoruz. Burada bir dive denemesi. İsteyecekler burayı ama. Zor. İstemezler mi diyorsun? Arkadan belki bir çevrilebilir. Viz şöyle bir göz attı ama çok da müsait pozisyon yok gibi ki Senet'in de pozisyonu gayet iyiydi orada. İyi bir atış var Viz'in üzerinde. Bir miktar hasar var ama Andre yani çok da isteyecekleri bir hedef değil Andre'ye girmek. Zaten öyle de olacak. Andre orada vücudunu bırakmış ve Moon'un cevap vermesini bekler. Adeta onları kışkırtar nitelikte bekliyor. Birazcık iki tarafında birbirini tattığı oyun şurada. Geliyor gibi Diffy çıkmayı başardı. Viz'in hareketliliği var. Bir intikam isteyecek Viz. Kendi takım arkadaşına verilen hasarları coverlamaya çalışırken şimdi pozisyonu alması gerekecek. Viz'in oraya geldi. Şimdi Diffy'nin desteği lazım. Viz düşen oyuncu olmuş oldu. Diffy o da düşer mi baktığımız zaman. İki skor birden çıkmış oluyor. Moonlight tarafı ucu ucuna çıkarttı skorlar. İkisinin de kaçma ihtimali varken hata yapmıyor. İki skorla burayı açtı. Diffy arkadaşını kurtarmak istedi ama arkadaşının yolundan kendisi ilerledi. Bir de üstüne kaplumbağa veriyorlar. Altın farkı direkt yapılan bir savaşla birlikte binlere doğru ilerliyor. Yani aslına bakarsan iki skorunda sevgili Burak'ın ucu ucuna kaçma ihtimali de vardı. Diffy'nin çünkü Viz'e desteği, Viz'in Diffy'ye desteği orada beraberce uzaklaşmaya çalışmaları etkiliydi ama bir oyuncuyu daha getirince Moonlight bölgeye 2-0'ı bulmuş olduk bile. Şu ana kadar iyi başladıklarını söylemek mümkün. Aha atlarsa işler karışır. Sonreva burada yakalandı. Akso pozisyona yakınlaşmaya çalışıyor. Sonreva Alcan'la beraber çıkarken Diffy güzel bu ulti attı ama arkadaşı kaçarken yanında hasar verebilecek bir oyuncu olmadığından dolayı evet. Buradaki atılan ulti tamamıyla boşa gidiyor. Vassat arkadan Rabi'yi kapatabilir ama Rabi'yi de kule altında kesmeye çalışmazsın. Yani çok zorlamayacaklardır burayı açıkçası. Evet. Hani biraz daha belki geriye doğru çekilse ters pozisyonda kalabilirdi. Efendim tekrardan şöyle bir tekrar göz atalım. Baktığınız zaman yani kaça da bilirdi o killer. Burada hata yapmıyor Moonlight ve 2-0'ı çekiyor. Şimdi bir hareketlilik var. Yukarıya doğru savurma vardı. İçeride bir ulti geldi. Ciddi miktarda hasar geliyor. Viz içer mi diğer taraftan? Skor geliyor ve Diffy yerde. İstediklerini elde ediyorlar. Biraz Viz'e de dönme ihtimali kalabilirdi ama çok da zorlamayacaklar. Biraz saygı duyuyorlar skor alıp ve 3-0'lık bir üstünlük çıkmış oluyor böylelikle Moon adına. Yani burada aldılar skorlarını. Alt koridoru bu arada Chapo ile beraber Andre birbirlerini düşmeye devam ediyorlar. Chapo burada güzel hasar yansıttı. Bir yandan kalkanla beraber
Yerden topladı, canını yükseltti Chapo. Koridoru ittirmek zorunda. Yukarı koridorda işler kızıştı. Sonra Eva ultiyle beraber güzel hamle. Ardından belki sana da anında güzel bir ulti geldi. Burada Martis skorla kavuştu. Akso yakalandı. Martis gidiş skorunu alıyor. 3'e 2'ye getiriyorlar durumu. Güzel bir savaş. Colt geri mi dönüyor? Yani 4'e 3'lük pozisyonda girip 2 tane skor çekmeyi başardılar. Oradaki sayı üstünlüğünü iyi kullanmış durumda gördüm ben kendilerini ki yani Joy yoktu burada. Zaten alt koridordaki ikili birbiriyle karşı karşıya. Onu hiç söylemeyeceğim. En fazla 4'e 4 olabilirdi ama 4'e 3'ü iyi gördüler. Joy'un uzaklaştığını iyi gördüler. Güzel de hareketlilikle beraber 2 skor geldi. Sayı olarak şu tuttu ağzını aldı, duvara doğru vurdu. Bakalım kesebilecek mi derken hızlı bir kaplumbağa savaşı. Canları az. Inception geri doğru çıkmaya çalışırken bastı. Arkaya doğru gitti. Burada Remember Me ışınlanması kullanmak zorunda. Ardından kaplumbağanın canı nasıl olduğunu görüyoruz. Andre burada ultisi kullandı ve kaplumbağa Colt ekibinin skor aramayacaklar gibi. Evet yani Vs'in zaten birazcık da önde kalmasıyla beraber rakiplerini itmesi kaplumbağayı da açmış oldu böylelikle. Güzel bir oyun. Yani demiştik Murano biraz hani birbirine yakın bir güç dengeleri çok uzak olmayan takımlar demiştik. Şu ana kadar olan biten de onu kanıtlar nitelikte yani. 15.4K bir tarafta, 14.4K bir tarafta. Dakika 5'i yeni geçiyorken sadece bir kaldık. Hatta bir kanında zaman zaman altına düşen bir altın farkı. 3'e 2'lik bir skor. Dengeli bir oyun var şu ana kadar. Yani nereye çeksen oraya gidebilir. Hala iki takım da birbirinden böyle ipi alıp götürmüş değil. O yüzden birkaç fight'ta ya hatta yarım fight'ta bile bazı şeylerin değişebileceği bir senaryo. Hatta geri dönüşlerin de yaşanabileceği bir senaryo. Burada sonra ve isteyebilirler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Diffin'in de desteği var bölgeye. Exception'dan henüz bir hareketlenme gelmedi. Zorlamama ihtimalleri daha yüksek. Remember da yine bölgede. Büyük ihtimalle burayı zorlamayacaklardır. Biraz da temkinli bir oyun var. İki taraftan da birbirine kredi veren bir oyun var. Boşluk bulursalar, müsait pozisyon bulursalar tabii deniyorlar ama... İki tarafta hata yapmak istemiyor. Bir hareketlilik itibari şimdi yukarıya doğru sardı. Ciddi miktarda hasar var ve skor çıkıyor. Cringe yerde. Eşitlik sağlandı bu skorla birlikte. Diffy burada sayınca tekrar ultisiyle beraber tutmayı başardı. Ve havaya kalkan Diffy. Ölecek mi derken Joy son hamlesini yapmaya çalıştı. Joy skorları toplamaya devam ediyor. Viz canı sayınca yavaşlatmasını verdi. Burada bir skor zavis oluyor. Ormancılarını kaybediyorlar ve skor farkı tekrardan 3'e yükseldi. Yani bir skor Clint'e düşmüştü. Akson'un düşüşüyle beraber hemen cezayı, hemen faturayı Moonlight tarafı kesiyor efendim. Hem sonra mı hem Diffy hem Viz Clint'i öldürmenin bedelini canlarıyla öldürdüler ki burada spellerin bekleme süresini de çok mantıklı kullandı Moon tarafı. Rakibinin daha fırlatacak bir şey olmadığını fark edince iyi bir atakla beraber 3 skor çıkartıyorlar. Sanity'nin şöyle bir istekliliği vardı Andre üzerinde ama ikilinin birbirleri üzerinde pek bir şey bulabilmesi mümkün değil destek gelmeden ki keza bölgeden ayrılıyorlar zaten. Yine bir dengeye girdi gibi harita en azından şu an. Burada tabii ki Lord üzerindeki hareketlilikle beraber daha net bir şeyler söylememiz mümkün olacak. Bölgeye doğru gelme isteği var mı? Cold Flame'in şöyle bir bakıyorum da hiç de o taraklarda bezi yok gibi göründüler gözüme. Ve Sanity'nin hasarlarıyla beraber alınmış oluyor. Tuttu Andre burada kalkanını verebilir derken Inception buraya geldi. Canları az Andre kule aslında canı az derken ışınlanması da beraber çıkmayı başardı. Remember arkada beklerken Viz çalıda pozisyonu koruyor. Diffy pozisyona yakınlaşmaya çalışırken burada savaş çıkabilir herhalde. Çok fazla zorlanmış olabilir. Sayı olarak çok eksikler burada. Kırmızıyı çalmaya çalıştılar ama başaramadılar. Evet yani bir deneme vardı. Başarılı olmadı. Zaten devamında fight olmasını da çok beklemiyorduk. Yani bir oyuncuları base'lerine gitti. Diğer taraftan zaten birebir alt koridordaki karşılıklı sürtüşme halen devam ediyor. O yüzden oyunun büyük bir bölümünü 4v4 oynuyoruz. Bunların hepsinin altını çizmek gerekir. Sanity verilen hasarlarda 24K ile göreceğiz. West onu takip ediyor. Yine 24K'ya yaklaşmış durumda. Bir hareket ekleme ihtimali var mı? Diffy özelinde çok da istedikleri pozisyonu bulamadılar ki Diffy'ye hem son Reva'dan hem Remember'dan destek var. O da sağlıklı şekilde takım arkadaşlarının yanına geçebilecek. Ama bütün bunlar şöyle bir baktığımız zaman hani yine bu dörtlünün birbirine çok sıkışık kalması anlamına geliyor. Bence Cold'un şu ana kadar yaşadığı en büyük problemlerden biri o Murano. Bilmem katılır mısın? Bu dörtlü birbirine çok yakın oynamak zorunda kalıyor. Haritayı daha geniş kullanan Moonlight ekibi. Yani bunun biraz etkisi görülüyor açıkçası. Ki zaten altın farkına da yansımış durumda. Skorlarla beraber Sanity üzerinde bir hareketlilik var. Sanity arkaya doğru gider mi? Ciddi hasar var. Skor geldi. İhtimali yüksek. Yüksek hasar çıkıyor. Sanity yerde. Viz'e geliyor skor. Bir intikam istenecek. Viz düşer mi? Vise tam tersine Inception terste kaldı. Vise isterken kendi canını vermek üzere Aksu şimdi Clint'e destek geldi. Lazım. Vested geldi Clint'e destek veriyor. Clint'in hasarları yeterli mi? Takım arkadaşı Vested'la beraber yeterli. Diffy'yi de isteyecekler. Diffy güzel atladı oraya çıkartabilir kendini belki ama Vested bırakacak mı? Bir hasara daha ihtiyacı var ki buluyor onu. Vested skoru aldı 8'e 4. Burada Moonlight yine tempoyu yeniden eline alan ekip.
Yani tempoyu ellerine aldı. Artık skorları tekrardan topladılar. Arada 4000 altınlık bir fark söz konusu. Ve Lorda da 5 saniye kaldığını da hatırlatmak istiyorum Akso. Yanında kufrasıyla birlikte, tankıyla beraber Lord'un etrafında toplanırken az önceki yaşanılan anları tekrardan da bir izleyelim dedik. Ve burada da kufrayla beraber bence cringe hata yaptılar. Orada balansını kaybetmişsin, öncünü kaybetmişsin. Orada savaş zorlanmamalıydı. Sonra tabii ki Joy'un gelişiyle birlikte işler değişti. Ardından skorları topladılar ve Lord'u şu anda elde ediyorlar. Lord da üst koridordan ilerleyecek. Evet, Lord'lar üst koridordan ilerlerken öndeki T2'leri düşürdükleri takdirde daha da fazla altın farkını açacaklarını da söylemek istiyorum. Yani kesinlikle o senaryoda bir görüntü var gerçekten. Hani birazcık oyun başı dengede gibiydi sanki ama Murano şu an yavaş yavaş, hatta yavaşa da geçtim efendim, belirgin bir şekilde Moon Knight'ın eline doğru gidiyor gibi ipler. Evet, yani Moon Knight'ın, ben şunu söylüyorum, daha da uzarsa oyun, işte böyle dakika 15'leri, dakika 20'leri gördüğümüz senaryoda, hı hı, yani kazanmalarına çok şans veremiyorum. Çünkü hani bir nişancıları yok. Harit tamam, altın koridorda oynanabilecek güçlü bir kahraman ama bir yere kadar güçlü. Cold Flame'in kazanmasına ihtimal verim. Ya onu mu söylemedin? Evet, evet, evet. Bu arada Sage ultiyi kullandı. Duvara doğru X-Borg vuruyor. X-Borg kalkanını verdi. Burada ışınlanması satabilir derken Arlon ultiye beraber destek etti. Kule altına barat sağladı. Canı çok az. Kuleden daha fazla hasar yerken bir yandan Vestat hazırlanıyor. Arka tarafta Vestat tutabilir. Joy içeri bir silemesiyle beraber geldi. Yüksek hasarlar ve aradan Martis'e ayıklıyor. Bir de üstüne takımına üst kulesi kazandıracak gibi. Ya şöyle baktığımızda şimdi üst kulesini aldılar ama iki skor birden verdiler. 4'e 3 olacak buranın devamı. O yüzden Moon Knight geri dönecektir diye tahmin ediyorum ben. Sanity'yi çok güzel ayıkladılar aslına bakarsan. Sanity fight'ta ilk düşen kişiydi. Ama Cold Flame arkaya Joy'un sarkmasına çok cevap veremedi. Joy 3 kişinin arasına girdi, oradan bir skor aldı. Az daha da çıkıyordu bu arada. Kendi de ölünce bu da push'un durması anlamına geliyor. Oradan belki Joy çok az HP ile çıksa, çok az canla çıksa belki ortaya da biraz hasar atmak için bir süre daha kalabilirdi Moon Knight burada ama rakibine saygı gösterecek, riske atmak istemeyecek. Her puan önemli efendim. Ne de olsa birlikteyiz. Uzun maratonda bu puanları ararsınız. O yüzden birazcık saygı gösteriyorlar. Wasted'ı göreceğiz. Verilen hasarda 42K ile Sanity onu takip ediyor. 33K ki ciddi bir miktar Wasted fark açarak birinci sıraya yerleşmiş. Sonra da 26K ile onları takip eden isim 3. sıradan. Yani Cold'un geri dönüş senaryosu yok değil tabii ki ama kolay da değil gibi Murano. Ya bu hayatta ne kolay. Değil mi? Yani değil hiçbir mi? Şey kolay değil. Az önce işte, az önceki seride ikinci maçı hatırla. Evet. Yani nereden çevirdiler? Lord'la beraber geldiler, bitiremediler. Cold için hala kazanmam mümkün. Wester arkada beklerken Sage burada iki kişiyi aldı. Bir anda böyle bir savaş çıkacakmış gibi çekmedi mi? Yani bir başlatacak gibi istedi bir şeyleri ama Wasted tarafına bir oyun kullanabiliriz. Wasted ileriye doğru ketlendi. İki kişilik sersemletme. Kufra'dan üçüncü gelir mi diğer taraftan? O sağ çıkıyor. Exception dikkat etmesi lazım. Sanity terste kalabilir ama şimdi istediği Sanity tam tersine. Siz terste kaldınız diyor burada. Sonra Reva'yı düşürdüler Wiz'de. Daha öncesinde düşen isimde iki skor birden çıkmış oldu böylelikle. 11'e 6 Moon Knight yavaş yavaş istediği senaryoyu oturtuyor gibi ki objektifi de alacaklar şimdi. Daha sonra da base'in kapılarını tık 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 çalacaklar efendim. Savaş yapıldı, ardından da Lord savaşı başladı. Lord'u da burada çok rahat alacaklar herhangi bir askı altında kalmadan. 11-6 skor üstünlüğü. Altın farkına da değinmek istiyorum. 6000'lere kadar ulaşmış durumda. 6000 çok ciddi bir fark. Dakikanın yarısı kadar. Evet. İşte nişancılardan bahsediyorduk. Nişancı işte olmamasının cezasını çekiyorlar şu anda. Yani kufralanmasaydı belki işler değişebilirdi ama bir kufranın yakalanması, kufranın yakalaması saflaştırmanı basmanla birlikte kaçabileceğin anlamına gelmiyor. Ardından işte ultisiyle beraber duvara vuruyor. Ya tabii sen en azından saflaştırmayı harcıyorsun mesela ve hani harcadığın zaman da yine fiziksel olarak o bölgedesin. Bir de oradan da uzaklaşman lazım. Yani saflaştırmayı kullanmayla da bitmiyor. Zaten hani oyuncular birbirine bir saniye, yarım saniye arayla atıyor birbirlerine kitle kontrol spellerini. O yüzden mesela o pozisyonda aslına bakarsan çok kötü durumda değil gibi görünüyorlardı. Hatta Viz iyice rakibini de içeriye doğru çekmişti Wasted'ı ama Kufra'nın gelip iki kişiyi yakalaması. Hatta üçüncünün de hani kitle kontrolüne girmemesi ama pozisyon olarak kısmen yakalanması gibi bir senaryo. İyi değerlendirdi bunlar. Şimdi Base'in kapılarını çaldılar bile. Yukarıdan da gelen bir Lord vardı. Bakalım neler göreceğiz. Burada bir savunma var. Duvara doğru vurdu. İstediği hasar çıkar mı? Tabii ki burada Diffy'den birazcık da cesur oyun. Birazcık
Sürçülisan ediliyorsam affola, küstah bir oyun Diffy'den. Bu da cezalandırıldı. Şöyle bir baktığımız zaman Andre'nin üzerinde hasarlar var. Bu oyunun kapanması anlamına gelecek mi? Burada arkaya bir sakma var. Ciddi hasarlar çıkıyor. Skor gelir mi? Andre düşmek üzereyken kendini kurtarıyor ama ters taraftan Wasted düştü bu arada yani. Wasted da skoru isterken çok enteresan bir oyun. Diğer tarafta çapı atlar mı? Viz canını doldurdu. Bitmez gibi Murano burası şu an. Oyun kapanmaz gibi şu an. Alt koridordan da bir üst kulesi daha açabilirler. Şu anda Diffy yok. Diffy'nin doğması 3 saniye var. 3 saniyeyi değerlendirebilecekler mi? Viz burada can çaldı ve geri doğru uzaklaşıp üste gidip tekrardan resetlenecek. Yani burada oyun bitmeyecek. Sonraki de orada kalabilir mi ama şu anda zorlamaya çalışıyorlar. Sayı olarak orada X-War çok yanlış. Kalkanını çok erken verdi. Evet. Ölümsüzlüğünü vermemesi lazım derken Senisi burada aldı. Mor güçlendirmesi. Diffy tutuldu. Duvara doğru vurulacak. Ultisini kullandı. Vexen arkadan destekliyor ama çok yanlış. Hiç gerek olmayan hamleler tamamen saldı şu anda. Cold Flame maçı. Evet. Rastgele oynuyorlar. Yani Diffy'nin üst üste ikinci belirgin hatası oluyor. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman adını da zikrettiğimiz bir oyuncuydu ama burada son dakikalarda biraz konsantrasyonu düşmüş göründü gözümüze açıkçası. Bakalım devamında neler çıkacak. Burada Kufra'nın pozisyonu hatırlarsanız, evet. Bu pozisyon. Kufra'nın başlattığı ve devamında ciddi hasarların çıktığı pozisyon. Senity'yi şöyle bir yarım saniyeliğini isteyip vazgeçtiler. Onu da fark eden Senity değerlendirmişti burayı. Bu da biraz önceki 5 saniye önceki pozisyon zaten. Diffy doğuyor. Diffy'nin doğuş süresi özelinde lane'lerin iyice itilmesi dışında çok da bir şey elde edemedi Moonlight açıkçası. Evet. Ama yani lane'leri de bayağı stabil şekilde 3 yerden neredeyse eş zamanlı ittiler gibi. Sadece alt koridor biraz geride. Orada da Kufra ile Clint var zaten. İnceden inceden onlar da itiyor. Yani bir hatasına bakar Cold'un burayı kaybetmesi ama göreceğiz tabii. Yani oyunun genelini değerlendirdiğimiz zaman işte geldik o önemli dakikalar, dakika 16'ları ilerliyoruz ve bu dakika 16'lar çok ciddi dakikalar. Lord artık eskisi kadar zayıf değil. Lord'la beraber bir adam yani 6 kişi yürüyeceksin rakibin base'ine doğru ve üst kulelerin yokken bunu yapmak hiç de kolay değil. Kufra'nın bir pozisyonu var işte az önce izledik, Lord'a duvara vuruyor. Evet, evet. Aynı pozisyondan bir tane daha yapabilirse veya o pozisyona yakın bir durum gerçekleşirse bu karşılaşmanın Moonlight tarafında bir hanesine puanı geldiğini göreceğiz. Evet, şimdi bir Lord aksiyonu var. Bir oyuncuları kendi base'lerinde, 3 oyuncu, 4 oyuncu yine bölgeye yakın ama buraya çok cevap verebilecek mi Colt? Böyle bir isteği varsa da böyle bir gücü var mı görüyor olacağız. Andre hareketlenen isim. Diffy ön tarafa doğru atıldı. Bu arada şampiyon ciddi miktarda hasar vardı. Arkaya kişilik bir kitle kontrolü. Senity düşer mi? Ona bakıyorum. Senity buradan canını kurtarabilecek mi? Hayır, ilk düşen isim Senity. Devamında neler bulabilecekler göreceğiz. Son Revan'ın iştahını açtı. Senity'nin ölmesi. Base'de bulabilirler. Base'de düşerse işler değişir. Vuruyor. Ama Diffy terste kaldı. Diffy'yi büyük ihtimalle ölümsüzlüğü bittikten sonra alacaklardır. Aldılar. Sonreva. Devamında da Viz'in düştüğünü görüyoruz. Sonreva burada skoru bulabilecek mi? Şapo bulamadı. Deception. Bırak arkadaşımı diyor. Ve skoru da çekiyor. Skor birden alındı. Ben burayı kapattığa yakın görüyorum ama bakalım son ikinin neler yapabilecek. Viz gerçi 17 saniye sonra doğuyor. Pushlar tam yerinde değil. Hala yaşayacak bir günü daha var gibi Colt tarafının. Ya orada Çapo'ya şapka çıkarmak lazım. Çapo çok fazlasıyla soğukkanlı davrandı. Evet. İşte oradaki sersemletmesini etkili kullandı ve burada karşılaşma bilecek. İçeri girdi, ciddi hasarlar. Kuleye doğru vurmaya çalıştı. Minyonun üstüne doğru. X-Bor kulisi ve hala bitmedi. Ya, İnanamıyorum. Wasted'ın üçüncü aynı hareketi bu arada. Arkaya sarkıp ciddi hasar verip bir skor alıp ya da almadan push sırasında öldüğü üçüncü kez oluyor bu Wasted'ın. Orada Vexana'nın kar supası basmasını hiç beklemiyordu galiba. Kar supası olduğunu bilmiyordu. Çok özgüvenli girdi. Ben bunu keserim, ben buradan çıkarım diye. Girdi ama işte o işler öyle olmuyor. Burada kar supasını basıp Remember Me bu arada hiç düşmedi oyunda. Onun da altını çizmek istiyorum. 18 dakikalık bir mücadele, ezildiğim bir maçta herhangi bir şekilde ölmedi derken Kufra işlerinde Senici arkada bekliyorken Çapo ile beraber Akso geldi pozisyon. Kufra atlayış hazırlandı. Burada tutabilecek mi derken Martis arkada Remember Me'yi kovalıyor. Martis Lord'u almayı başardı. Geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Arkada Andre Ultis'e beraber geri doğru uzaklaşmayı başardı ama üstlerinde Vis'in üstündeler. Burada yetenekleriyle beraber uzaklaşmaya çalışıyor. Hiç kolay olacak. Ölümsüzlük verilince geri doğru sabitlenecek. Yavaşlatma uygulandı Arif tarafından. İnsepsi buradan çıkmayı başardı derken Clint şalterleri indiriyor. Clint şalterlerini kapattı. Son Reva'yı burada buluyor. Andre birazcık önde kaldığı pozisyondaydı. Ölümsüzlükle canını kurtarıyor. Aynısı Exception için de geçerli ama benzer bir şansa son Reva sahip değil. Bu arada Lord'u, hani Lord bir işe yaramayacak tabii ki Cold Flame özelinde ama en azından rakibine vermemiş oldular. Yani kesinlikle. Rakip Moon taraf Lord'la gelseydi işler ciddi değişebilirdi. En azından o senaryoyu kapamış oluyor.
Bak bak, evet, şablonu. Burası burası. Yani limitlerini iyi bilmek önemli işte Murat Hocam. Burada hani mesela bazı oyuncular dümdüz kaçar ama şapo hani biraz daha zorlayayım, takım arkadaşlarım yaklaşsın, ben ölmeden skor çıkartabiliriz ya da en azından takasa girebiliriz tarzı bir inisiyatif alarak, elini taşın altına koyarak bu skorun çıkmasına sadece kaçarak bile yapsa bunu önemli katkıda bulunmuş oldu. Kavga da olur ama işte. Kavga böyle da olur, kavga da olur. Kavga da olur. Endri alttan minyonlarını itmeye devam ederken Lord'a da 100 saniyeli bir zaman kaldığını söyleyeyim. Dakika 21 Lord'a. Onu da altını çizelim. 21 lotları güçlüdür. Minyonlarını geçti. Minyonla V'yi satacak seviyeye gelecek az sonra. Yani bu oyun 7-8 dakika önce bitebilirdi. Ne hale geldi? Şimdi baktığımız zaman Sentinel içeride. 2 kişilik kitle kontrol vardı. Arkaya doğru sakla. Sentinel'in düştüğünü göreceğiz. Savaş yapar! Andres skoru alan kişi. Inception, o da düşebilir. Diffie kendi çapını kurtaracak mı? Veste ciddi hasar aldı. Diğer tarafta Sorne ve bu isim Veste. Diğer taraftan şimdi onu kovaladı ve Axo düşüyor. Crit'in düşmesi işleri değiştirebilir. Cold Flame geri bir dönüyor acaba buradan? Onu da bir söylememiz lazım. 3 skor birden çıktı. Olacak. Diğer tarafta Andre şapoyu isteyecek. Ciddi hasar var ama şapo bölgeden çıkacak mı? Yeterli mi görüyor olacağız haliflerin arasında. Andre şöyle bir servis emretti. Andre burayı isteyecek. Takım arkadaşlarından henüz destek yok. Andre ileriye doğru atıldı. Şimdi Wasted oraya destek verirse çok işler değişebilir. Çok zorladı. Yani birazca aşk gözlüğünün cezasını ödemiş oluyor. Remember me. Bölge çok da yakın değildi. Yani yetişti ama biraz geç kaldı. O yüzden hani hem skor bulunamamış oldu hem Andre ölmüş oldu. Yani Cold Flame halen fight kazanabileceğinin sinyallerini veriyor. Ya burada X-Morg'un aç gözlüğü çok istemedi. Abicim zaten savaşı kazanmışsın. Neden zorluyorsun? Bırak ya. Ya bırak gitsin ya adam. Gitsin üstüne. Takımınla beraber gel. Abilerinle beraber gel. Beraber yani, savaş. Evet. Takım oyunu bu. Solo oyun değil. Yani belki ya, şu hata yapılmasaydı işler daha farklı olabilirdi. Düzgün çok bir, ciddi bir hata. Düzgün bir push'a dönüştürebilirlerdi o 3 skoru. Ama hiç de öyle olmadı. Zaten Moonlight tarafının tüm oyuncuları doğmuş durumda şu anda. Ve harita yine Cold Flame'in üstüne gidiyor yavaş yavaş. Yani evet abi, yani bu hatadan sonra bilmiyorum. Yani öne geçeceğin savaşta işte gidip onu yaparsan işler karışır. Karşılıklı çok hata var açık konuşmak gerekirse. Yani onun altını çizmemiz gerekiyor. Remember me, hem ölümsüzlük aldı hem kar sopası aldı. Şimdi sen bu adamı nasıl keseceksin? Evet. Yakalayacaksın da kar sopasının bitmesini bekleyeceksin de. Ölümsüzlüğünün tekrardan doğmasını bekleyeceksin de. Görünmez verildi Diffie. Çalılardan görüş aldı. Waze bunu tek başına. Diffie arkasına son revada pozisyona geldi. Burada son revadan çok ciddi hasarlar bu arada. Yani baktığımız zaman şimdi Vis'in oyununa biraz ihtiyaç var gibi açıkçası, bir şeyler olacaksa. Onu biraz kullanmaları gerekecek. Şimdi Lord özelinde bir hareketlilik, devamında bir oyun izleyeceğiz gibi. Sentinel'in üzerine bir hareketlenme. 3 pozisyondur ilk düşen oyuncu kendisi. Bu sefer hayatta kalabilecek mi göreceğiz. Andre'ye bir miktar hasar vardı ama sağlıklı pozisyona geçecek. Wasted yine arkaya çok doğru sakma isteği. Baktığımız zaman Senet'i şimdi geldi. Diffie'yi istedi. Boşa ulti. Boşa ulti gitti Vis burada. İstediğini bir miktar aldı ama 2 kişilik yakalama geldi. Havaya savruldu. Skor gelir gibi burada Vis kalkar kalkmaz. Düşürebilecekler mi? Vis yeterli olacak mı? Clint'in atışlarıyla beraber düşüyor. Sanity için şimdi aynı şey geçerli olabilir. Sanity'yi götürebilecekler mi yanlarında? Şöyle bir baktım, takım arkadaşlarının yanında geçiyor gibi. Yani skoru alamasalar da Sanity özelinden pozisyon olarak çok kötü durumda değiller derken Diffie'nin üzerine bir hareketlilik var. Champu oraya alabilir. Diffie'nin desteğe ihtiyacı var. Sonra da terse kaldı. Diffie de düşecek burada. Oyunu kapatma ihtimalimiz yükselir açıkçası burada. Bir Diffie skoru daha gelirse ama geldi mi o skor? Hayır. Kar sopası basıldı. Yani bir 52 saniyelik, bir 28 saniyelik yani bench'te oyuncusu var şu an. Cold Flame tarafının ve Lord'u da Moon alıyor. Çok rahat bir Lord değil. Bak çok rahat bir Lord diyemiyorum çünkü çok aksiyonlu bir Lord'du. Hani çok güzel oynadı, çok temiz oynadı. Belki de 22-23 dakikalık oyunda tek iyi oynadığı yer olabilir. Belki de bu dakikalar lazımmış. Johnny'nin dediği o harit olayı bu dakikaları içeriyormuş belki de. Ya. Birazdan görüyor olacağız. Şöyle verilen hasarlara baktığımızda 100K'nın üzerine çıkan iki oyuncu görüyoruz. Yine 90K'larda son Reva ve Wasted onları takip ediyor. Ve Andre'yi de yine 5. sırada görmek mümkün, onu da söyleyelim. Yani Andre buradan bir yandan da ormanlarına vurmaya devam ederken ortak oradan Lord geliyor. Büyük minyon Lordları da, şey büyük minyon, büyük Lord minyonları da geliyor. Evet. Yani ağırlık çok sert bir savaş. Aslına bakarsan evet, evet. Burası da. Andre önden tanklamaya çalışıyor da şu anda kalkanını vermek zorunda kalacak. Wasted arka tarafa doğru gelmeye çalıştı. Andre üstünde hasar. Şu ünlü çizgi geldiği için o ikisini çok rahat bir şekilde bırakabiliyor Chapo. Yukarıdaki minyonları ittirmeye devam ederken Inception atlamak için hazırlandı. Viz bozmaya çalışıyor. Bozmayı da başardığını da söylemek lazım. Chapo arkada iki oyuncu aldı. Viz
sersemletmeye çalıştığı Andre pozisyona girmeyi başardı. Yukarıda zıplatıldı da Serice duvara vurdu iki oyuncuyu sersemletmeye çalışamam. Beast hoşlamayı başardı. Candırnaz Kufra geri doğru vurdu. Candırnaz bıraktı. Kar topaları basılıyor. Biter bence ama. Ama yeterli değil. Alt koridordan büyük milyonlar geliyor. Üst koridordan da geliyor. Diffy canı az kaldı. Son Eva savunmaya çalışıyor. Bitti. Saflaştırmasını bastı ama bazenleri yeterli olmuyor saflaştırmalar. Evet yani zaten saflaştırmayı kullansan bile daha önce de söylediğimiz gibi o pozisyondan bir de ayrılabiliyor olman lazım. Bir anlık kendini kurtarmak yeterli değil. Moonlight tarafının güzel oyunu, güzel galibiyeti bir ara ellerinden kayıp gidiyor gibiydi sevgili Murano ama sonunu yine iyi toparlamayı başardılar. Evet evet güzel başardılar. Yani şunu demek istiyorum.